Merhaba arkadaşlar, kendi göz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arap sabunundan slime yapımını göstereceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce malzemelerimiz bir tane Arap sabunu, yani markası fark etmez. Karıştırmak için bir tane kalemimiz, yani biz bunun arkasını çıkarttık. Bir tane kaşığımız, bir tane kabımız ve son olarak yemek tuzumuz. Şimdi ilk olarak hemen Arap sabunumuzu açalım. Slime'ı ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar koyun. Ben birazcık fazla yapmak istiyorum. Tamam. Yani yaklaşık şu kadar falan koyduk. Şimdi kapağımızı kapatalım. Tamam. Şimdi kaşımızı buraya koyalım. Ekstra istersek tekrardan yapıp yani ekleyebiliriz. İlk önce güzelce karıştırıyoruz. Yani iyice böyle toplanıyor. Yani Arap sabunu niye kullanıyoruz? Çünkü yani böyle hafif jölemsi bir kıvamı olduğu için. Yani böyle hafif de rengini seviyoruz yani. Biz boraks bulamadık. Yani bu evimizin yakınlarında falan. Onun için böyle yapmayı denedik. Güzelce karıştırdık. Şimdi birazcık tuzumuzdan koyuyoruz. Yani yaklaşık bir tutam. Şöyle avcumuzu birazcık dökersek öyle çok iyi ayarlayabiliriz. Şöyle dökelim. Tamam. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Zaten böyle iyice toplandığını göreceksiniz. Tabi bunu yaparken dikkatli olmalısınız ki etrafı dökülmesin. Güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz ilk önce yaptığınızda kademe kademe koyun tuzu. Sonra ne kadar koyduğunuz miktara göre eğer isterseniz ikinciyi yaparsanız en başta o kadar da koyabilirsiniz. Şimdi tekrardan tuz koyuyoruz. Yine bir tutam. Tamam. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Yani iyice bir 2-3 dakika falan. Tekrar tuzumuzdan birazcık koyuyoruz. Bu üçüncü sanırım koyuşumuz. Ve hafiften toplanmaya başladı. Yani kabın içini mahvettik ama. Yani bakın şöyle kalemle yaptığımızda falan tuttuğumuzda yani toplanmış bir şekilde oluyor. Güzelce karıştırmamız lazım. Yani böyle
sanki içine yapıştırıcı koymuşuz gibi gözüküyor. Ve son olarak 4. tuzumuzu koyuyoruz. Çok fazla tuz koyarsanız, yani böyle parçalara ayrılıp suya dönüşüyor, su oluyor. Onun için dikkatli olun arkadaşlar. Şöyle güzelce, yani oldu. Şöyle bir daha göstereyim. Yani böyle uzuyor da. Yani şimdi bir elleyelim isterseniz. Yani böyle dokununca elinize pek yapışmıyor. Yani. Ama yani birazcık da yapışıyor. Bunu yani iyice yapışmaması için yani bir gün dinlendirmeniz gerekiyor. Bir gün sonunda oynayabilirsiniz ama yani yine de birazcık elinize yapışıyor. Onu el kremiyle yani el kremi sürüp yapabilirsiniz o yapışkanlığını. Yapışkanlığı öyle geçer diye biliyorum. Güzelce karıştırıyoruz ki yani birazcık daha geçsin yapışkanlığı. Ve sanki içinde yapıştırıcı var da her yerine yapışmış gibi gözüküyor. Bir de hafif rengi sarımsı olduğu için çok güzel gözüküyor. Çok güzel oldu. Şimdi biz size bir gün önce yani önceden dinlendirdiğimiz slime'ımızı göstereceğiz. Bakın biz buna renk koyduk. Yani şöyle bir şey. Şimdi elimize almayı deneyelim. Yani böyle dokunduğunuzda şey oluyor, hiç oynamadık bununla. Sizin karşınızda oynuyoruz. Yani dokununca elinize yapışmıyor. Yani ama yani birazcık hissi kalıyor yani. Nasıl desem hafif yapışkanlık var da. Böyle elinize almaya, yani elinize alamıyorsunuz. Yani bu yani birazcık kapta oynamalık olmuş. Böyle elinizi alıp istediğiniz gibi oynayamıyorsunuz. Böyle arada köpücükler de oluyor, köpükler. O da çok hoş. Yani bakın size şöyle göstereyim. Çok değişik olmuş. Biz yine birazcık karıştıralım bunu. Yani bir gün dinlendikten sonra asla tuz koymayın. Ayrıca buzdolabına da koymayın. Buzdolabında donar. Yani bizim video çekmeden ki denemelerimizde yani sıvı sabunla falan onlarda tuz bayağı şeye koyduğumuzda tuzla yapmıştık gene. Ama yani böyle şeyde buzdolabına koyduk. Yaklaşık bir yarım saat bekledik. 2 saat koyunca acayip zaten buz oluyor. Onun için siz olun buzdolabına koymayın. Yani böyle bir şey oldu. Böyle kapta oynayabilirsiniz. Yani ya da bunu bir balon bulup içine yerleştirirsiniz. Bir balon bulup içine yerleştirirseniz arkadaşlar yani şey olabilir, stres topu olabilir, çok güzel olur hem de. Yani bununla öbürküsünü birleştirirseniz ya da yaptığınız başka bir tanesini birleştirirseniz
çok güzel gözükebilir yani. Bir de rengarenk olur. İsterseniz siz keçeli kalemlerinizin içindeki o rengi içine koyup karıştırabilirsiniz. Biz bunu böyle yaptık. Yani sevdiğimiz rengi koyduk. Aslında biz hafif ten rengisi bir renk koyduk ama yani şeyde nasıl desem böyle Arap sabununda hafif şey olduğu için yani sarımtırak gibi olduğu için arkadaşlar onun için kırmızı yani açık kırmızımsı bir renk oldu. Biz böyle yaptık. Siz nasıl yaparsınız bilmem ama eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.